Başkanı Ali Yalçın'la konuşacağız. Şimdi Sayın Yalçın iyi sabahlar. Hoş geldiniz efendim moderatör sabaha. İyi sabahlar, iyi yayınlar. Ee, şimdi e, aslında seçim sonuçlarını öncelikle değerlendirmenizi isteyecektim ama AGİT'in e, kararı e, şüphesiz çok daha ön planda çünkü sizden hemen önce izleyicilerimize paylaştık. E, şimdi Batı'nın genel olarak özellikle referanduma doğru referandum sürecinde e, Türkiye karşıtı ve negatif yönde eleştirel yıkıcı yaklaşımını göz önünde bulundurduğunuzda ki ekonomik açıdan kredi derecelendirme kuruluşlarının notları bile buna dahil edilebilir belki. Agit'in bu raporunu ön raporunu nasıl yorumlamak lazım? Rapor bir defa tarafsızlıkla hazırlanmış bir rapora benzemiyor. Türkiye'de PKK aktivisti diye haklarında iddiaların dolaştığı kişilerin Türkiye'ye karşı oluşturabilecekleri raporda ancak bu kadar olurdu. Dolayısıyla referandum sürecinde zaten Avrupa'nın tavrı e, ibretlikti. Çünkü e, Almanya'sından, Hollanda'sına, İsviçresine bütün Avrupa ülkeleri Türkiye'nin e, seçilmiş bakanlarına, siyasetçilerine e, kapıları kapatırken, kendi elçilik toprağına sokmazken Avrupa'da e, PKK'yı, terör örgütlerini baş tacı ederek onlar için olabildiğince alan açarak hayır propagandasının bizzat tarafı oldular. Dolayısıyla Avrupa tarafsız mı ki kalkıp da tarafsız bir rapor açıklamış olsun? Avrupa zaten bu süreçte son derece taraflı davrandı. Dolayısıyla Avrupa Birliği diye ifade edilen AB diye rumuzlaştırılan bu içeriye de ciddi anlamda kendileri zarar vermiş oldu. Avrupa Birliği diye ifade edilen bu rumuzun altından bakıldı ki kilise faşizmi çıktı. Dolayısıyla bu çok e, tartışma götürebilecek bir durum. Dolayısıyla kalkıp Türkiye'ye ilişkin, bu referanduma ilişkin bu tip bir tartışmaya Avrupa'nın başlatmış olması, Türkiye'de de ona teşne olabilecek lejyoner gruplar dedikleri kendi e, e, suflörlüğünü yap, yaptıkları e, grupları alana çekmeye çalışmaları, süreci tartışmaya açmaya çalışmaları iyi niyetle yorumlanacak bir şey değil. Türkiye seçimini yapmıştır. Dolayısıyla milletin iradesi nüksetmiştir. Burada bir defa buna saygı duymak gerekir. Ee, Avrupa'da da, Amerika'da da seçimlerin yüzde kaçla sonuçlandığı belli. Brexit'in 51 ile geçtiği ortada. Ee, kaldı ki Türkiye'de siyasi yasakların kaldırılma dönemi 80'den sonraki 87'deki e, referandumda yine aynı oranda e, 51 oranla geçmiş durumda. Dolayısıyla dünyada görünen bir şey var. O da şu. E, çok e, makas farkının çok yüksek olduğu ...bir referandum anlaşılan geride kalıyor. İnsanlar bu anlamda bir e, denge unsuru gödüyor. Halk bu bu anlamda verdiği, halkın verdiği mesaj son derece yerinde bir mesajdır. Hem e, mevcut e, AK Parti'ye evet e, kampanyasını yürüten AK Parti'ye halk bu anlamda bir mesaj vermiş. Hem e, hayır kampanyasının başını yürüten CHP tarafına bir mesaj vermiş. Halk burada şunu söylemiştir CHP'ye... %48.6'ya kadar konsolide olmuş bir kitle var. Dolayısıyla halkın değerleriyle, halkın kendi belirleme hakkınız var. Bu anlamda bu makas, aradaki makas farkının küçülmüş olması bu anlamda umudunuzu koruyun ve halka yaslanın. Ama halka yaslanmak yerine gidip AGİT'e yok işte bu süreçte tarafsızlığını bozmuş Avrupa Birliği ülkelerinin ...bu tutumlarına e, işi teslim etmek veya oradan bedel tutmak ...bu halkın bir defa iradesine saygı duymamaktır. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. 48.6'yı büyük gören irade nasıl 51.4 küçük görüyor? Bu konuda da hakikaten şaşılacak bir durum var ortada. Biz bu süreçte inisiyatif alan kuruluşların e, başındayız. Evet e, kampanyasını yürüten Türkiye'deki organize grupların başında... ...memur sen ailesi vardı ki 1 milyon üyesiyle... ...Türkiye'nin en büyük emek hareketi, konfederasyon olarak bu süreci ilişkin iki ay önce çalışmasını açıklayan, kampanyasını alana indiren 100 il, 80, 81 il, 100 büyük ilçe deyip 350 merkezi aşan bir çalışmayı yürüten bir kitle olarak biz burada bizim ortaya koyduğumuz emeğe, ortaya konulan iradeye, milletin gösterdiği ferasete saygı duyulmasını bekleriz. Yoksa bunu tartışmaya açmak, Avrupa Birliği'nden, AGİT'ten bu anlamda medet ummak, Hollanda'yı, Almanya'yı göreve çağırmak, akıl alır şeyler değil. Bir defa e, Türkiye'deki e, siyasetçilerin tamamı el birliği ederek bir defa Almanya'yı, Hollanda'yı, Brüksel'i, diğer yerleri Türkiye'den terör kapsamında e, aranan, e, kırmızı bültenle aranan kişilerin orada himaye edilmesine karşı çıkarak önce Avrupa ülkelerinden neden bunları himaye ediyorsunuz? Bunlar bu ülkenin birliğine kastettiler. Bu ülkeyi işgale yettirendiler 15 Temmuz'da. PKK bu ülkede 10 binlerce insanın e, canına mal oldu. Dolayısıyla bu bu insanları neden iade etmiyorsunuz? A, Almanya'da 182 tane Türkiye'nin aradığı isimden 3 tane isim iade edilmiş. 179'u duruyor. Avrupa ülkelerinin çoğu bunun gibi. Dolayısıyla burada terörü himaye eden yapılara ilişkin kalkıp da e, bu anlamda medet ummak. Kaldı ki kişilerin kendileri de hayır kampanyasının taraftarı oldukları yaptıkları paylaşımdan, Türkiye'deki trafiği yürüttükleri kişilerden, e, belli ve haklarında PKK e, aktivisti diye kurulan cümleler var. Önce bir defa bu içeriği kendilerinin açıklaması gerekir. Dolayısıyla tarafsız gibi gelip Türkiye'ye ilişkin bu anlamda ödev vermeye çalışmaları ya da Türkiye'deki tar e, referandumu tartışmaya açmaya çalışmaları kabul edilebilir bir şey değil. E, Sayın Yalçın seçim sonuçlarının kime hangi mesajı verdiğini e, söylediniz. Çalışan kesim için bundan sonraki süreci nasıl değerlendirirsiniz? Şunu ifade edeyim. Öncelikle e, keşke bu referandum e, sürecine girmeden önce 3. dönem toplu sözleşmede aldığımız ve üzerinde ısrar ettiğimiz bazı kararların hayata geçmiş olması e, gerekirdi. Keşke bunlar hayata geçmiş olsaydı ve e, Sayın Bakanlar hükümetin bu anlamdaki kabine üyeleri bu konuda keşke e, duyarlı davranmış olsalardı. Yine 4C, 4B gibi kadro bekleyen, önceden de bu konuda ilişkin kurulmuş cümleler ve toplu sözleşme dökümü altına alınmış konulara ilişkin keşke sıcak mesajlar verebilselerdi. Taşeronlar konusu keşke bu süreçten önce çözülmüş olsaydı. Dolayısıyla bu anlamda çalışan kesim e, bu pakette e, hararetle sahip çıkacak şekliyle bir e, psikolojinin içerisinde olamadı. E, 2010 referandumunda... Ee, bay... Yeni sistemle birlikte toplu, e, toplu e, sözleşme, daha hızlı bir şekilde evet, devreye gireceğini görüyor musunuz? hakkı vardı. Kesinlikle yeni e, 2010 referandumunda toplu sözleşme hakkı verilmişti ve çalışan kesim pakete çok karar sahip çıkabilmişti. Keşke bunda da grev hakkı verilmiş olsaydı, siyaset hakkı verilmiş olsaydı ama biz bunlar olmamasına rağmen Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye'nin sorunu istikrarsızlık Türkiye istikrarı yakalarsa ekonomide büyür, özgürlüklerde gelişir. Türkiye bugünkü yaşadığı birçok tartışmayı yaşamaz. Bugün yeş yediği birçok operasyonu Türkiye o zaman yemez diye bu sürece ilişkin inanarak, inadına değil inanarak inisiyatif aldık ve iki ay boyunca kampanya sürecinde hiç nefes almaksızın bu konuda katkı sunduk. Çünkü Türkiye bu süreci atlamalı. Ee, ben şuna inanıyorum. Türkiye ee, Cumhurbaşkanı hükümet sistemine Artık geçmiştir. Fiili geçişi 2019'da olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin bundan sonra önü aydınlıktır. Türkiye siyasal istikrarı bundan sonra yakalamış olacaktır. Seçim bittikten sonra koalisyon tartışmalarıyla yorulmak gibi bir e, badirenin içine düşmeyecek. Sandıkta koalisyonu kuracak. Millet istikrarı ve geleceği 5 yılı satın alacaktır. O yüzden bu Türkiye'de ekmeğin büyümesi demektir. E, milli gelirin büyümesi demektir. Mutfağa yansıması demektir. Çalışan kesimin... Bu anlamda sorunlarının çözülmesi için şartların bundan sonra olgunlaşması demektir. O yüzden e, ben bu sürecin kesinlikle ama kesinlikle Türkiye'ye çok şey katacağını, çok şey kazandıracağını düşünüyorum. Bunu nereden anlıyorsunuz? Bunu anlamak için Agit'in tavrına, Avrupa Birliği ülkelerinin hayır kampanyasını omuzlamaya yönelik e, girdikleri atraksiyonlara, terörün kendini parçalamasına e, baktığınız zaman bu zaten net olarak gözüküyor. Türkiye'nin hayrını olan bir durum var. Dolayısıyla Türkiye'nin hayrını olan bir durumda bu cepheler bu kadar cephe açıyor ve Türkiye'ye karşı asmane bir tutum içine giriyorsa burada çok fazla düşünmenin bir anlamı yok. Dolayısıyla referandum sonucu e, milletin takdiridir. Bu milletin iradesine saygı duymak gerekir. Bütün siyasi partilere düşen budur. Onun için burada AK Parti'ye, MHP'ye, Büyük Birliği'ye, Hüdapar'a bu süreci omuzlayan sivil toplum kuruluşlarına milletimize yürekten teşekkür ediyoruz. Hayırcılar konusunda da... Bundan sonra ülkenin yapması gereken, siyasetin yapması gereken şu. Evet geçmiştir. Neden hayır verilmiştir? Bu kitleye ilişkin ulaşılamayan şey nedir? Bunun üzerine yoğunlaşmak ve buna ilişkin çözümler üreterek toplumun tamamen birlik bütünlüğünü, kucaklayıcılığını ortaya çıkaracak şekilde politikalar üretmektir. Ben Türkiye'nin önünün aydınlık olduğunu düşünüyorum ve evetler hayırlı olsun diyorum. Sayın Yalçın, e, ekonomi açısından yine biraz bakacak olursak e, önemli bir e, değerlendirmeniz, e, değerlendirme olacaktır. Bu zira e, evet'in çıkmasıyla birlikte belirsizliklerin geride kaldığını görüyoruz. Piyasalardaki dalgalanmanın yerini sakinliğe bıraktığını görüyoruz. E, yatırımcı girişinin artmasını bekliyor musunuz? E, ekonomiye nasıl yansıyacak referandumdan çıkan evet sonucu? Kesinlikle. 2015 e, Haziran'da, 7 Haziran'da yapılan seçimde Türkiye... Ee, koalisyonu e, gören bir tablo gördüğü için seçim sonrasında belirsizlik belirdiği için yatırımcılar Türkiye'deki e, çaplı yatırımlarını bir anda durdurmuşlar ve e, bu belirsizlik bir kalksın bakalım ne olacak diye e, işi beklemeye bırakmışlardı çünkü dünyadaki en korkak şey paradır e, bu anlamda istikrarın olmadığı yerlerde insanlar o kadar parayı sokağa dökmezler ...istikrar varsa geleceğe ilişkin yatırım yaparlar... ...uzun vadeli yatırıma girerler. Onun için 1 Kasım'a geldiğinde... ...bütün işlerini askıya alanlar... ...hızlı bir şekilde yeniden dönüş yaparak... ...nerede kalmıştık diyerek yeniden... ...başlangıç yaptılar. Şimdi bu... ...Türkiye'deki... ...hükümet ortalamasının bir buçuk yılı bulduğu... ...bir ülkede... ...aynı siyasi partinin... ...durmadan hükümet değişikliği olsa bile... ...devamında gözüken tablo. Bir de siz burada 5 yıllık bir e, istikrarı satın almış bir Türkiye'yi düşünün. Yani erken seçim tablosu yok. Dolayısıyla millet 5 yıllık istikrarı satın almış durumda. Önüne bakabilir, geleceğe ilişkin yatırım yapabilir. Bu Türkiye açısından son derece kıymetli bir tablo. Onun için bu kıymetli tablonun yatırımcılar farkında olacaktır. Türkiye bu anlamda, ekonomik anlamda çok daha hızlı toparlanacak. Çok daha çaplı yatırımları başlatmış olacaktır. Ben bu konuda e, Referandumun Türkiye'ye getirebileceği en büyük katma değerin e, ekonominin büyümesi, istikrarın gelmesi, yatırımların gelmesi milli gelirin artması ve insanların kişi başına düşen e, gayri safi milli hasılanın yükselmesi olarak e, nüksedeceğini düşünüyorum. Onun için referandum bu anlamda Türkiye'ye çok ciddi anlamda alan açmış. Türkiye'nin bundan sonra umudu açık. Türkiye'nin umudu artık sorunlarından daha fazladır. Geçmişte e, milleti mağdur eden koalisyon hükümetlerine bağlı olarak özellikle mağdur eden o ekonomik krizlerinde artık tarihe gömüldüğünü söylemek yerinde bir tespit olur herhalde. Ne dersiniz Sayın Yalçın? Doğru. Türkiye e, az önce de ifade ettim. 93 yılı geride bıraktı Cumhuriyet. 94'ün içine girdi. Dolayısıyla 65 hükümet görmüş bir ülke. 1,5 yıla bir hükümet düşmüş. Bazı dönemlerde koalisyon tartışmalarının olduğu yoğunluklu dönemleri sayarsanız... 38 yılda 37 hükümet yani bir yılda bir hükümet kaldı ki 27 günlük hükümetler var Türkiye'de. Dolayısıyla bu kadar hızlı hükümet değişikliğinin olduğu bir yerde insanların geleceğe görünmesi, yarına ilişkin yatırım yapması beklemez. 60'larda bizim kişi başına düşen gayri safi milli hasılamız e, Japonya'dan, İspanya'dan, Güney Kore'den birçok yerden fazla. Ama bugün gelinen noktada onlar bizden neredeyse iki kat fazla, üç kat fazla kişi başına düşen milli gelir. Buradaki tek neden şu. Türkiye siyasal istikrarı yakalayamadığı için, yönetsel istikrarı oluşturamadığı için Türkiye'de ekonomi büyümüyor, üretim ekonomisine geçmek mümkün olmuyor. Dolayısıyla her kriz ortamında da piyasa dalgalanıyor, dolar kur oynuyor, yatırımcının da sabit gelirliğinin de aklı yerinden oynuyor. O yüzden bu sürecin en önemli katkısı bu dalgalı sistemi ortadan kaldırmış durumda. Millet geleceğe görecek. Çok e, gerilere gitmeye gerek yok. AK Parti'nin hükümet olduğu 2002'den sonraki sürece bakın insanlar geleceğe ilişkin borçlandılar. Türk parası değerini korudu belli bir süre insanlar artık Türk parası alır verir oldu çünkü e, döviz kullanmayı bir anlamda geri bıraktı. Bu neden istikrarın yakalanmış olması önünde evet e, bundan sonra yine aynı hükümetin devam edebileceği bir e, süreç var. Hükümet değişse bile aynı siyasi parti gelenlerin devam edeceği bir süreç var diyerek. İnsanlar bu anlamda uzun vadeli yatırıma girdi ve Türkiye çok kısa sürede toparlandı. Ben şuna inanıyorum. Eğer Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olsaydı Türkiye 2002'den bugüne kadar yakalamış olduğu atılımı bir dönemde yakalamış olurdu. 5 yıllık süreç içerisinde bunu kesinlikle yakalamış olurdu. 14 yıllık süreç içerisinde bir sürü Türkiye ilişkin operasyon e, yapıldı. Cumhuriyet bitinginden gezisine, 17-25'ine, 6-8 Ekim'ine, 15 Temmuz'una, e, kapatma davasına, en muhtırasına. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda çok ciddi sıkıntılarla uğraşmak zorunda kaldı. Eğer bu operasyonlar Türkiye'ye yapılmamış olsaydı, Türkiye bugün kişi başına milli geliri ciddi anlamda Avrupa ülkeleriyle ölçüşecek boyuta gelmiş olur. Yatırım bu anlamda daha da hızlanmış olurdu. Çünkü Türkiye'nin bu arada gösterdiği performans şunu gösteriyor. Göktürk uydusu, Altay tankı, kendi piyade tüfeği, kendi İHA'sı birçok yerli yatırımlar devreye girdi ve Türkiye bu anlamda bağımsızlığını ortaya koyabilen atırımları gerçekleştirebilmiş oldu. Ben ee, bu geçmişten bugüne kadar tevarüz eden yaşanmışlığı göz önüne aldığımda Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çok daha hızlı atırımlar gerçekleştireceğini, çok daha fazla ekonomisinin büyüyeceğini bunun sabit deliller olarak çalışan kesimin temsilcisi olarak konuşuyorum. Dolayısıyla sabit gelirler olarak en fazla da bize yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü evet. bizim aldığımız ücretler nettir. Dolayısıyla e, bunun e, farklı bir durumda artması, e, eksilmesi söz konusu değil. Ancak Türkiye istikrarsızlığın içerisine girdiği zaman bizim aldıklarımız dolar kur oynadığında bir anda çekiliyor ve düşüyor. O yüzden bizim için lazım olan istikrar, sabit gelirli kesim olarak aldığımız kazanımın üzerine koyma şansımız e, o zaman doğuyor. Yoksa... Biz yukarıdan kazanım alırken aşağıdan tıpa açılıyor ve bizim kazanım aşağıdan tekrar akıyor. Onun için bu kısır döngünün evet. geride kalmasını, bizim aldığımız kazanımın da yanımıza kalmasını istiyoruz. Evet. Memur Sen Genel Başkan Ali Yalçın teşekkür ediyoruz efendim yorumlarınız için, katılımınız için sağ olunuz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum tekrar. Teşekkür ediyoruz sayın seyirciler.